huysuz hanımdan nasıl geçinmeli? Sevgili dinleyelim, önce şunu belirtmekte fayda var ki, hanımının güzel huylu olmasını isteyen kimsenin önce kendi huyunu güzelleştirmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de insana gelen musibetlerin günahları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. O halde dinimizin emir ve yasaklarına riayet eden hanımı ile iyi geçinir. Evliyanın büyüklerinden Fudayl bin İyad Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'ya karşı uygun olmayan bir iş yaptığımı hanımımın huysuzluğundan anlardım. Hemen o işime tövbe ettiğim zaman hanımımın huysuzluğu da giderdi. Böylece tevbemin kabul edildiğini de anlardım. Hanımımın huysuzluğu gitmezse o işte ısrar ettiğimi, tevbemin kabul edilmediğini anlardım. Evet sevgili dinleyenim, bu hususa bir misal daha vermek istiyorum. Osman el-Hattab Hazretlerinin komşusu Nurettin Şuni Efendi anlatır. Bir gece dışarı çıktım, eski bir hatıra sarılı birinin dışarıda yattığını gördüm. Sen kimsin, burada niçin yatıyorsun dedim. Komşu, ben Osman el-Hattab'ım. Oğlumun annesi beni evden kovduğu için burada yatıyorum dedi. Hanımının kızgınlığı gidinceye kadar sokakta yatmayı tercih etmişti. Kendisinin haklı olduğunu ispata çalışmamıştı. Bu misaller bize erkeğin ne kadar haklı olursa olsun katiyen hanımıyla tartışmaması lazım geldiğini ne de güzel anlatıyor değil mi? İyi davranmak sadece hanımına eziyet etmemek değil, onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Nitekim hadis-i şerifte hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden erkek, Eyüp aleyhisselam gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur buyuruldu. Demek ki her şeyden evvel iyi bir Müslüman olmak için hanıma acımak, onunla iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de onlarla iyi güzel geçinin buyuruluyor. Hanımını seven, ona acıyan kimse onun günah işlemesine, cehenneme gitmesine de mani olmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'de kendinizi ve evlerinizde ve emriniz altında bulunanları ateşten koruyun buyuruluyor. Hadis-i şerifte ise hanımının ve çocuklarının haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz buyuruluyor. Yani vaat edilen sevaba kavuşamaz. Sadece borcunu ödemiş olur. Yine Peygamber Efendimiz, Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına karşı iyi, faydalı ve hayırlı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim buyuruyor. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz, ben hanımıma karşı iyi davranıyorum. Siz de iyi Müslüman olmak için hanımınıza karşı iyi davranın buyuruyor. O halde sevgili dinleyenim, en huysuz hanıma karşı sabırla şefkatle davranmak, anlayışlı olmaya çalışmak lazımdır. Her insan hataları ve kusurları kendisinde aramalı, elden geldiğince iyi olmaya çalışmalıdır. Bilmemek demek sorumluluktan kurtulmak değildir. Diğer faydalı programlarımızdan da yararlanmanız dileğiyle, sevgi ve muhabbetle kalın. Yenilikleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.